Efendim herkese merhabalar, ben Emre Saygan. Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi hatırlarsanız Yusuf abinin videosunu yapmıştık. Güzel tablada bir butik bir videomuz vardı. Şimdi kardeşi İbrahim abinin mekanına geldik. İbrahim abi de ve yanında İlhan abiyle birlikte onlar da tezgahlarını burada açıyorlar. Şimdi video çok başarılı oldu. Sabah sabah böyle pazar günü sabah kahvaltıya geldim. Bu arada videoda telefon numaralarını sormayı unuttum. Sipariş vermek isterseniz 545 711 771 1189 ve 543 412 1945 nolu numaralardan sipariş verebiliyorsunuz. Açıklamaya da yazacağım zaten. Konumunu da koyacağım buraya. Gayet başarılı. 10 numara lokum mu desem, et mi desem bilemedim. Sabah sabah kahvaltımı 10 numara dürümle yaptım. Kuşbaşı yedim. Çünkü abisinde biliyorsunuz Adana kebabı yemiştim, kıyma yemiştim. Şimdi detaylar nerede? Videoda. O zaman buyurun efendim, videonun tadını çıkartın. Vay 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 dostlar, bakın ne buldum. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da böyle İbrahim abinin mekanını buldum. İbrahim abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Ne var ne yok, nasılsın abim? Nasılsınız? Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. Sabah sabah ateşlemişsin. Evet. Bir pazar sabahı tesadüfen buradan geçerken seni gördüm. Olayı bitirmişsin sen ya. Maşallah maşallah. Abi nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Şimdi ön tarafına da böyle asmışsın biberi, limonu. Evet. Maşallah böyle. Evet. Vitamin çiftliği gibi olmuşsun abi orada. İşte. Şimdi Portakal Çiçeği Festivali'ndeyiz. Millet kafasına taç yapıyor. Sen orada böyle arkada nasıl görünüyorsun biliyor musun? Evet. Kafaya biberi, limonu takmışsın gibi. Evet abi, nelerimiz var burada? Neler satıyoruz? Kıyma, burası kuşbaşı. Neresi? Bura Adana İstasyon Meydanı. Evet. Ziyapaşa Bulvarı. Şimdi normalde senin tezgahın yol üstünde ama evet, aslında var Devlet orada. Demir Yolları'nın arkasında, evet. Tabelanın altında. Tabelanın altında. Şimdi dostlar biliyorsunuz Yusuf abimizin videosunu yaptık. Orada hani hatırlarsınız dedim ki kardeşi de varmış. Birbirlerini çarpıştıracağım. Ama burada sanırım iki kardeş var bu arada. Evet evet. Siz de evet. Şey Yusuf abinin kardeşsiniz. Sizin isim ne? İlhan. İlhan. Evet. Maşallah kaç kardeşsiniz? 5-6 kardeş çok. Allah birliğinizi dirliğinizi Allah bozmasın. Yusuf abime de söyledim, sana da söylüyorum. Sağ ol. Abi nelerimiz var burada? Şimdi kıyma, kuşbaşı. Evet. Kıyma kuşbaşı yapıyoruz. Ağırlıklı kıyma kuşbaşı. Tabii, olursa tabii. Ciğer mi? Ciğer. Tavuk. İşte ama ağırlıklı kıyma, en çok kıyma gidiyor, kuşbaşı. Şimdi Yusuf abim yaklaşık 72 yıllık evet. tecrübeye sahip. Sen evet. ufak olan sensin belli. Ufak olan benim evet. En yakışıklılar da sensin ha. Yusuf abimin İlhan abinin zoruna gitmesin ama. Evet, teşekkür ederim. En yakışıklılar da sensin. Sende kaç yıllık tecrübe var İbrahim aynı abi? Sen, babadan aynı gelen meslek. Babadan kalan meslek. Ama çok güzel. Şimdi toplam evet. iki tezgah mı var sizde? Tezgah var evet, iki tezgah var. Tamam. Abi kardeş yan yana açıyorsunuz o zaman öyle mi? Yok, beraber açıyoruz. Evet. Beraberiz. Hep beraberiz yani. Oo ne güzel. Süper. Tezgahlarımız biri yedekte. Ha biri yedekte. Anladım. Anladım. Biri yedekte. Peki abicim şimdi şunu soracağım. Senin fiyatların da ya benim fiyatlarım heh. Uygun yani. Dışarıda Yusuf elle, abininki gibi evet. mi? Yani evet onunki gibi yani. Maşallah. Evet. Ya takılıyorum. Ya fiyata evet. takılmıyorum artık. Evet, niye evet. biliyor musun? Et fiyatları uçtu. Uçtu domates fiyatı uçtu. 25 liradan aşağı domates yok. Kuyruk yağı uçtu. Evet. Vallahi o yüzden. 100 lira kuyruk yağı. 150 lira ciğerin kilosu. 5 ya. Kilo soğan. Gidiyor değil mi? Kağıdı 5 liraya alıyordu. 35-40 lira oldu şimdi. Allah yardımcınız olsun evet. ya. Allah yardımcınız olsun. Yani keşke elimizden geldiği kadar yani insanlara şey yapmaya çalışıyoruz. Benimki mi? Evet. Hani soğansız da. Soğansız yaparım. Hayır, yok. Üstündeki soğanları al biraz. Aklını karıştırdım İbrahim abiyle. Olsun. Aslında kebap soğansız yenmez de bakma. Kayıttayız diye aklıda. Ama öyle onun vitamin ilacı o ya. Kokmayın diyorsunuz. Ya yok. Şimdi bir yere yiyeceğim. Yoksa soğansız yenmez. 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 Ot gibi olur. Aynen öyle. Oh bak bak. İbrahim belki de mümkün olduğu kadar ince sarkacak. Şimdi kuyruklar yanmaya başladı orada. Ha. Evet. Kuyruklar yanmaya başladı. Böyle dostlar abim kebabı bol pişsin istedi. O yüzden ekmeğini de böyle kızartıyor İbrahim abi şimdi. Benimki stand az ekmekli, bol soğanlı. Bol soğanlı. Böyle etin tadına varmak istiyorum tamam, İbrahim evet. abi. Böyle hatta sulu sulu olsun. Tabii. Yeter bile yani şu pişmesi.
sulu sulu olsun. Çok da pişmesin. Hakan abiye torpilli çektin ha. Yabancı değil, o da dostumuz. Hakan abiye torpilli. İki şiş birden. Afiyet gül bahar olsun. Ya hep böyle yapar onlar işte. Ben geldim. Sağ olun. Müdaimimişsiniz ama. Kim kardeşte? Değil mi? Ya, aynen. Orada oturmak yeşillik. Ya, aynen. Adana'nın en düzgün esnaflarından. Evet maşallah. 72 yıllık tecrübe yani. Aynen. Dile kolay. Kolay. Afiyet gül bahar olsun. Kolay gelsin. Abi az ekmek. Yeterince az ekmek. Ucundan da alabilirsin. Oy, abi oy, şuraya katayım yesiniz. Abla da birlikte oraya katayım. Ama dürüm olsun ya dürüm. Dürüm, dürüm. Ben dürüm istiyorum ya. Dürüm. Sen şöyle bana bunu bir dürüm yap. Şimdi kuşbaşı hayvanın neresini kullanıyorsunuz? Sırt mı? But mu? He, sırt. Tamam. Şeyde kıymada ne kullanıyorsunuz? Yine aynı. Aynı eti kullanıyoruz. Kuyruk yağı giriyorsunuz. Kuyruk yağsız olur mu? Efendim? Kuyruk yağsız olur mu? Olmaz değil mi? Kuyruk yağsız olmaz. Kuyruk yağsız olmaz. Sende sucuk var mı? Sucuk da var. Tamam. Çünkü Yusuf abi sucuk da yapıyor. Evet, sucuk da var. O da şey tarafındaydı. Merkez Park tarafındaydı. Güzel. Böyle bayağı şey tezgah kalabalıktı dün. Allah bereketini bol eylesin inşallah. Şimdi kaç gram normalde dürüme şey giriyorsunuz, et giriyorsunuz? 90 gram. 90 gram. Şey olsaydı, Adana kebabı olsaydı o da mı 90 gramdı? Aynen. Şimdi, 90 gram. Şimdi 50 milyona da her adam yiyemez. E tabi. Şimdi senin fiyatın çok uygun. Evet. Çok uygun. Şimdi yalan söylemeyelim. Çok uygun. Böyle portakallar, mandalinalar, limonlar, Allah Allah. Ya Adana'yı sevmeyen ölsün ya. Şu güzelliğe bak, bak. Allah Allah. Bu garnitürümüz. Evet. Normalde ama dürümün yanında bunu vermiyorsun. Vermiyoruz. Tamam, servis isteseydin mi veriyordun? Veririz. Serviste de veriyoruz. Çekiyorum. Tabii çek. Oh, bak. Bu güzelliğe bak. Şimdi bu aslında servislik oldu ama değil mi? Evet. İnsanlar yanılmasın. Tabii yanılmasın. Çünkü dürümde bu kadar çok et yok. Tabii. Kafa karıştırmayalım burada. Tabii. Fiyatı da ona göre artacak normal olarak. Evet. Şöyle yanına doğru geleyim. İbrahim abim. Allah Allah, dürümün güzelliğine bak ya. Şöyle bana doğru da bir bakıver abim. Allah Allah. Eline koluna sağlık. Şimdi dürümümüz hazır. Eline sağlık İbrahim abi. Afiyet şeker olsun. Ben hemen. Hakan abi de burada yiyor. Afiyet olsun sana abi. Sana da afiyet olsun. Vallahi kadraja girdin abicim. Şimdi yok birlikte yeriz buradan çünkü başka yere de geçeceğim. Şimdi sen yiyeceksin. Yenge çekecek. Aynen hanım çekecek. Dürüm aklımız gitti. Aklımız gitti ha canım. Gel. Sen de yiyeceksin değil mi? Gel. Gel sen de ye. Gel. Bir dakika ama şöyle yapalım babacığım. Ha, sen şuraya otur. Ben böyle oturayım. Sokak lezzeti işte. Aynen sokak lezzeti. Dostlar geldik şimdi en cafcaflı yere. Bak. İki kişilik, değil mi? İki kişilik mi çektik şimdi bunun içine evet, normalde? Evet. Altı şiş mi var? Altı şiş. Normalde üç şiş olacaktı. Açık büfe, bak Adana'yı seviyorum. Turp açık büfe, limon açık büfe, turşu açık büfe. Mis evet, gibi ya. Şimdi demek ki esnaflık böyle bir şey. Hakan abim de söyledi. Adana sokak lezzetlerinin başkenti, Adana sokak lezzetlerinin... Burada böyle yaşıyorsunuz. Zaten bak nefis Adana kebabı diye bir tabloyu koymuş. Çok konuşmayalım yiyelim değil mi oğlum? Aynen. Çok konuşmayalım yiyelim. Önce bir gurme ısıtsın. Evet ya. Evet minik gurme ısıracak önce. Önce minik gurmeyi ısıttıracak. Aynen. Hadi bismillah ısır bakalım. Şuradan ısır. Heh, ekmek biraz kalın çünkü. Oh. Dökülsün. Şifa. Öyle. Şifa oğlum dökülsün. Dostlar ben de bakacağım bir tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel değil mi? Lokum. İbrahim abi. Mükemmel. Aferin. Tek kelimeyle mükemmel. Tamam bakalım. Bitti mi? Tamam. Dostlar normalde dürümün yanında vermiyor ama bize sağ olsun böyle bir şey de yaptı İbrahim abi. Sıralarını temizleyeceğim çünkü Allah korusun kanser yapar. 24 saat kebap yense bıkmıyor insanlar. Ne ya? Öyle bir şey yani bu. Bu bambaşka bir şey evet. Ya. Bu bambaşka bir şey Hakan abi. Bıkmıyor abi insanlar.
Sabah öyle akşam ye ya. Aynen. Bu rahatsız da etmiyor. Niye biliyor musun? Yanında gerçi sen soğansız yiyorsun ama işte bunu yediren o soğanla etin bütünleşmesi. Aynen. Sumak. Bak etin güzelliğine bak. Bak. Sulu sulu. Lokum. Hakikaten. Yanındaki salatalar. Onlar. Süper bir şey olmuş ya. Taha ben çok beğendim. Ben de. Şimdi dün hatırlıyor musun Yusuf amcayı da çekmiştik. İbrahim abinin abisi. Onda Adana kebabı yedik. Burada kuşbaşı. Kuşbaşı yiyoruz. İkisi de birbirinden güzel. Dostlar. Kahvaltı yapmadım vallahi bununla yiyorum. Kusura bakmayın. Abanıyorum. İşte benimki bitti. Daha. Afiyet olsun size. Size de afiyet olsun Hakan abi. Kebaptan vazgeçme. Sakın. Dışarıda yemiyorsan babana mangal yaptır evde. Kebapçı olacağım diyor zaten. Kebapçı mı olacaksın? Süper ya. Müthiş bir iş. Seni tebrik ederim. İbrahim amcanın yanına vereceğim seni. Evet, burada evet. Öğren olur mu? Evet. Oo. İbrahim abi. Kuşbaşının fiyatına kadar. Aynı. O da 25. O da 25. Aynı. Servis isteseydim. Servis 35 lira. Farklı biraz. Servis 35 lira. Serviste ama 6 şiş değil 5 şiş mi var? Serviste yani 4 şiş var. 4 şiş koyuyorsun. Evet. Gramajın değişiyor. O tabii. Zaman 120-130 evet, grama evet, denk tabii, geliyor. Valla dostlar 10 numara lezzet. Abi kardeş hatta bütün kardeşler mükemmel lezzeti bizlere sunuyor. Sokak lezzetlerinin başkenti Adana'da her an böyle sahnelerle karşılaşmak gayet normal. Biz yadırgamıyoruz ama hepsinin lezzeti de birbirinden güzel. Yani ben ne diyorum biliyor musun Taha? Bu lezzet var ya manyak bir şey ya. Mükemmel. Tadı tuzu kıvamı yerinde. Peki bir gün önceden mi hazırlıyorsun kuşbaşını? Çok yumuşak, tabii. Çok güzel. Bir gün önceden. Bir gün önceden hazırlattığı belli, yumuşacık. Dostlar, yolunuz Adana'ya düştüğünde istasyonun hemen arkasında Devlet Demir Yolları'nın binası var. Onun hemen arkasında ara sokakta tezgahlarını kuruyorlar. Vallahi gelin muhakkak bu lezzetin tadına bakın. İbrahim abi son söylemek istediğin bir şey var mı izleyicilerimize? Ne diyeyim beklerim. Herkesi beklerim herkesi diyorsun. Beklerim. Saçlar da yakışmış ama. Teşekkür ederim. En yakışıklıları sensin. Vallahi billahi doğru diyorum bak. En yakışıklıları İbrahim abi. Dostlar lezzeti de en güzel olan o diyeceğim. Şimdi ayıp olacak kardeşleri birbirine girdirmeyelim. O zaman ne diyoruz Taha'cığım? Hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İkimiz de son. Ne yapalım şöyle lokmamıza vuralım değil mi? Oh kocaman ısırdın ha. Yarasın oğluma şifa olsun. Son kapanışımı sizler için yapıyorum dostlar.